Şimdi sırada bir başarı hikayesi var. Bir gencin, azimli bir gencin hurdacılıktan mühendisliğe uzanan bir hikayesi. Adana'da Göncü Musa Zeytun, maddi imkansızlıklar yüzünden yeri geldi kağıt topladı, yeri geldi başka işlerde çalıştı ve çocukluk hayalini gerçekleştirdi en sonunda. Mekatronik mühendisi olan Zeytun, işitme engellilerle iletişimi kolaylaştıracak bir yazılım yaptı. Kağıt topladı, hurdacılık yaptı. Azmi sayesinde çocukluk hayaline kavuştu. Genç mekatronik mühendisi işitme engellilerle kolay iletişim için yazılım geliştirdi. Artırılmış gerçeklikle işitme engellilere bizim ürünümüz gittiğinde direkt bakın burada bir işitme engelliye. Adana'da yaşayan 29 yaşındaki Göncü Musa Zeytun 9 çocuklu bir ailede büyüdü. Çocukluktan itibaren mekatronik mühendisi olmayı hayal etti. Bu hayale ulaşmak için de azmetti. Babamın dükkanı var hurdalık. Orada çalışmaya başladım. Gerektiğinde sokakta kağıt da topladım. Çalışmaktan hiç gocunmadım. Yaptığım meslekten, geçmişimden hiç gocunmadım. Ve sonrasında mekatronik mühendisliğini kazandım. Üniversite yıllarında 3 boyutlu yazıcılar ve İHA'lar yapan Zeytun, işitme engelli arkadaşlarıyla konuşmakta zorlanınca iletişimi kolaylaştıracak bir yazılım geliştirdi. Biz bir işitme engelliye merhaba yazısı yazdığımızda onun telefonuna merhaba animasyonu düşerken devamında o da bize kendi telefonuna hareketlerini yaparak işaret dilini yaptığında telefon bunu algılayıp bize onun ne söylediğini söylüyor. Sıfır ayağında ise metaverse. Fidanın nasıl ekmesi gerektiği söyleniyor. Mesela şu anda elinde olan şeylerden boşalt dedi oraya topraklardan. Sonra tohumları attı. Musa Zeytun geliştirdiği uygulamayla işitme engellilere fidan dikme eğitimi de veriyor. Zeytun projesi için yatırımcı desteği bekliyor.